Afganistan'da yerel grupların Taliban'a karşı başlattığı direniş sonuç verdi. Bağlam vilayetine bağlı 3 ilçenin kontrolü Taliban'dan eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçti. Alhamdulillah mücahidin. Zinda vatan derodi, zinda vatan kotbalar. Taliban 20 yıl sonra Afganistan'da kontrolü ele geçirdi. Ama örgütün giremediği tek bir nokta var. Penşir. Yerel gruplar Taliban'a karşı direnişini buradan sürdürüyor. Bagdan vilayetindeki çatışmalar şiddetlendi. Her iki tarafında ağır kayıplar verdiği çatışmalarda Taliban püskürtüldü. Pulehisar, Dehsala ve Andarap olmak üzere 3 ilçenin kontrolü eski yönetime bağlı güçlere ve yerel gruplara geçti. Bunun Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından yaşanan ilk çatışma olduğu belirtiliyor. Ayrıca yerel gruplar Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Vardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi de hala kontrol ediyor. Talibansa Penşir direnişine temkinli yaklaşıyor. BBC Farsça'ya konuşan Taliban sözcülerinden Muhammed Naim, Penşir sorununu ya diyalogla ya da güç kullanarak çözeceğiz dedi. Penşir, ülkenin ünlü komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un memleketi. Oğlu Ahmet Mesud, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından direnişi yeniden örgütledi. Ülkemin meşru başkanıyım açıklaması yapan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih de Penşir'deki harekete katıldı. Kuzey İttifakı'nın kurulduğu Penşir, başkent Kabil'in 125 kilometre ötesinde. Penşir Vadisi'nden içeri ilerlemek zor. Bölgedeki dağlık ve engebeli arazi koşulları geçit vermiyor. Ne İngiltere'nin ne de Sovyetler Birliği'nin işgalinde düşmeyen tek vilayet Penşir olmuştu. Bölgede çoğunluğu Tacik olmak üzere Alevi Türkmenler, Tacik, Hazara ve Özbeklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.